Herkese merhaba. Bugün sizlere çok severek okuduğum bir seriden bahsedeceğim. Serimizin ismi Percy Jackson ve Olimpuslular. Şu an elimde bir tane kitabı var. O da son kitabı. Son kitabın ismi Son Olimpos'tu. Okuduğum diğer kitaplarını da şurada bir yerde görüyorsunuzdur. Her bahsettiğimde yükselimden fotoğraflarını koyarım. Seri Yunan mitolojisiyle ilgili. Eğer Yunan mitolojisini seviyorsanız ya da Yunan mitolojisini sevmek istiyorsanız ama tarih kitapları size sıkıcı geliyorsa kesinlikle okuyabileceğiniz bir seri. İlk önce serinin genel konusundan bahsetmek istiyorum. Spoiler vermemek için. Serinin genel konusu şunun üzerine kurulu. Bir kehanet var. Bu kehanetin kimin üzerine olduğu belli değil. Birinci kitabından beşinci kitabına kadar o büyük kehanet üzerinden ilerliyorsunuz. Ama şunun gibi düşünün. Bu seriyi nasıl tarif edeceğimi buldum şu an. Bu GTA 5'teki gibi veya bazı oyunlardaki gibi genel bir görev oluyor. Ana bir hikayesi oluyor. Ama kısım kısım ne denir? Yardımcı görevleri oluyor. Bence 2, 3 ve 4. kitabı tam olarak böyle yan görevler şeklinde geçiyor. Ana konu devam ediyor ama çok parça parça başka kısımları yer alıyor. Bu yan görevleri diyeyim sizi asla sıkmıyor. Tam tersine seriye daha da adapte olmanızı sağlıyor. Ben son kitabını daha çok sevdim. Bir de Labirent kitabını çok sevdim. Labirent'i de şurada bir yerde görün. Çünkü genel olarak serilerde şöyle bir şey vardır ki 1 ve 2. kitaplar serinin dünyasına alışmak için vardır. Bu kitaplar tam öyle geçiyor diyeyim ama bence dolu dolu geçiyor her kitabı. Çok akıcı kitaplar. Eğer diyorsanız ki ben artık sıkıldım kitap okumaktan, seri okumak istiyorum ama okuyamıyorum. Mutlaka okuyabileceğiniz bir seri olduğuna inanıyorum. Seri hakkındaki genel düşüncelerim bunlar. Şimdi tek tek kitapları ele alırsak neler anlattığından. Birinci kitabımız Şimşek Hırsızı. Şimşek Hırsızı'nda Zeus'un şimşeği çalınıyor. Poseidon'un şimşeğini çaldığını düşünüyor. Bunun yapanın da yarı tanrı olduğunu inandığı için Poseidon'un oğlunun peşine düşüyor. Suç Percy'ye kalıyor ve birinci kitapta Percy'nin kendini kanıtlama çabasıyla şimşeği aramasını görüyoruz. İkinci kitabı Canavarlar Denizi'nde genel olarak Percy'nin kardeşiyle tanışmasını ve onunla haşır neşir olmasını okuyoruz. Tyson'u gerçekten çok sevdim yani. Çok tamsız, çok hassas, çok güçlü bir karakter. Titan'ın lanetinde o büyük kehanete dair daha da fazla ilerleme kat ediyoruz. Dördüncü kitabı Labirent'te ise kitap bir labirentte geçiyor ve bu bildiğimiz labirent gibi bir labirent değil. Bölümleri kendi kendine değişebiliyor. Farklı zorlukları olan kısımları var. Ve karakterlerimizin o labirentin içinde geçirdiği zorlukları görüyoruz. Son kitabında ise artık seriye veda ediyoruz. Tam bir veda kitabı ve bence 10'da 10 son. Yani asla şikayetçi değilim sonundan. Ben çok beğendim. Çok da içime sindi. Kitabımızda çok 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 az miktarda love da var. Hatta o kadar az ki bu romantik arkadaşlarımız yani romantik okumayı seven arkadaşlarımıza çok az gelebilir. Ama benim gibiyseniz eğer yani o romantikliğin, fantastikliğin veya bilim kurgu gibi şeylerin önüne geçmesini istemiyorsanız, sevmiyorsanız, bundan hoşlanmıyorsanız emin olun dozunda bir sevgi olacaktır. Annabeth'i de çok sevdim. Bence çok güçlü bir kadın, kız karakter. Percy'nin o her şeyi alaya alan, dalgaya alan tavrını ben çok sevdim. Böyle tarih kitaplarını okuyup da kafasında tutabilen bir insan asla olmadım. Keşke olabilseydim. Olanlara yani canlı gönülden tebrik ediyorum. Ama ben daha çok böyle bu tür kitapların içine sindirilmiş bir şekilde aklımda tutabiliyorum. Çok şey öğrendim Yunan mitolojisi hakkında. Öyle bir seri ki o kadar güzel tasvir ediyor ki her tasvir ettiği canavarı araştırmak zorunda kalıyorsunuz. Zihninizde canlandırabilmek için. Böyle bir şey gerçekten var mı? Bunların konusu geçiyor mu diye araştırmaya girişiyorsunuz. Eğer benden daha meraklı bir insansanız ki ben çok meraklı bir insan olamıyorum bu konularda. Daha çok araştıracağınıza eminim. Kitabımızın filminden birazcık bahsedelim. İki filmi var. Birinci ve ikinci kitabının filmleri var. Maalesef ki. Sonradan çekilme duruyor. Bu beni bayağı bir üzdü. Çünkü aslında en çok izlemek istediğim kitabı son iki kitabı film olarak. Genel olarak başlarda özellikle kitaba tamamen bağlı bir şekilde gidiyor uyarlaması. Tabii ki farklılıklar var. Her uyarlamada olduğu kadar var. Ama genel olarak ana hatlarıyla dediğim gibi çok da rahatsız edici farklar yok. Gönül isterdi ki devamı da gelsin, devamı da çekilsin. Karakter seçimlerini beğendim. Yani çok günümüzde çekilen bir film olmasına rağmen bence güzel. Filmin çekimi çok anlayan biri değilim ama bence güzel değil. Üçüncü kitabının dördüncü ve beşinci kitabının çekilmediğini ve çekilmeyeceğini öğrendiğimde açıkçası çok üzüldüm. Ben bayağı üzüldüm. Özellikle Labirent kitabının... Labirent değil mi sadece ismi? Labirent Savaşı'nın. Labirent Savaşı kitabının filmi uyarlanmış halini izlemeyi çok istiyordum. Tam bunları üzülürken 2 gün öncesine kadar üzülmeye devam ettim bu arada. 2 gün öncesinde şöyle bir haber gördüm ki Disney dizi yapmaya karar vermiş Percy Jackson'ı. Aşırı sevindim. Yani yok böyle bir sevinç. Mutlaka çekildiğinde izlerim. Oturur izlerim. Tam olarak nasıl bir çekim yapacaklar? Eski Disney dizileri gibi mi olacak yoksa animasyon üzerine mi olacak? Hiçbir fikrim yok. Daha çok yeni bir haber zaten. Kitabın bana kattığı bir şey de ben genel olarak bir şeyi izledikten sonra kitabını veya serisini okuyamıyorum. Ama
okuduktan sonra izleyebiliyorum. Genel olarak düzenim bu şekilde ilerliyor her seferinde. Ama gelin görün ki çok küçükken Harry Potter'ı izlediğim için kitaplarını bir türlü okuyamıyorum. Elim gitmiyor. Ama şunu anladım bu seri sayesinde. Filmlerinde, dizilerinde, uyarlamalarında çok fazla şey kaçırıyoruz. Percy Jackson'ı izledim ilk ikisini ve kitabını okudum. Kitabı mı, filmi mi? Kesinlikle kitabı yani. Arasında çok büyük farklar oluyor. Kitabı daha dolu dolu oluyor. Ve şöyle de bir şey var. İlk önce kitapları okumamak istememin sebebi kitapları okuduğunuzda ilk canlandırmayı sizin zihniniz yapıyor. Ben canlandırılmış bir şey alıp okumaktansa kendim canlandırıp kendi hayal gücümü genişletirmeyi daha çok seviyorum. Çünkü bu tür kitapların size katabileceği en büyük şeylerden biri de aslında hayal gücünüzü çalıştırması. Eğer diyorsanız ki ben kitap okuyamıyorum, filmini izleyebilirim. Filmini de izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi son olmadığı için hayal kırıklığına uğrarsınız. Kesinlikle en güzel kısımları sonları. Hatta en komik diyalog da bence son kitabının sonlarına doğru. Ki o diyaloğu şuraya bir yere koyuyorum. Spoiler vermediği için sorun olmayacaktır. En sevdiğim, en çok güldüğüm diyaloğu şurada görebilirsiniz. Bence bir şans verin. Hem serisine hem filmine. Eğer çıkarsa da dizisine. Umarım çıkar. Umarım Disney yine bırakmaz pat diye. De Disney de yarısında bırakıyormuş Allah. Benim bu seri hakkında sizlere söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer daha fazla bu tarzda seri yorumları istiyorsanız, film yorumları istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı. Son olarak beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 güzel bakın. Hoşça kalın.